أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Sadakallahu l-azim. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem men kâne yü'minu billahi vel yevmil âhir fel yegul hayran evli yasmut. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bizleri eşsiz güzelliklerle yaratan, akıl, irade, konuşma gibi güzel hasletlerle donatan, kainattaki nice varlığı hizmetimize sunan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizim yolumuzu söz ve davranışlarıyla aydınlatan, bizlere rehberlik eden sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, İzzeti ikramı cümlenizin cümlemizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah imanımızı kamil, amellerimizi salih, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimizde sizlere söz söyleme sorumluluğundan bahsetmek istiyorum. Evet, söz söylemek sorumluluktur. Bir gün Ukbe radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin alim sahabisi, Peygamber Efendimiz'e gelerek merakla sorar. Ya Resulallah, men necat. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluşun yolu nedir? Dünyada, ukbada kendimi tehlikelerden nasıl koruyabilirim? Kurtuluşa nasıl ulaşırım? Diye sorar veciz bir ifadeyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında ukbeye özel olsa da asırlar boyunca insanların kulağında çınlayacak şu cevabı verir. Emsik aleyke lisanek vel yesa'nke beytuk vebki ala hadiyetik. Diline sahip ol. Fitne zamanında evinden çıkma, günahların için gözyaşı dök buyurur. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Ey iman eden kullarım, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin buyurmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın ve gulu linnâse husnen insanlara güzel söz söyleyin ifadesi de Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere aslında kulların Allah'a verdiği sözler arasında yer alır. Bir mümin doğru sözlü olması, sözün doğrusunu terennüm etmesi hayatının yaşantısının, kulluğunun olmazsa olmazları arasındadır. Ebu Zer radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine, Ebu Zer, acı bile olsa, söylemek zoruna da gitse, doğruyu söyle şeklindeki ifadesi, insan en zor anında, hatta çok büyük bir sıkıntıya düşecek dahi olsa, doğruyu söylemekten asla taviz vermemelidir. İncitmeden bir mümin, değerli kardeşlerim, zarif ve anlamlı konuşarak bunu şiar haline getirmelidir. Hayatını şiarı haline getirmelidir. Bu anlamda iyiliği emredip kötülükten önlemeye çalışırken bile ancak sözümüz düzgün olursa, güzel olursa bir anlam kazanacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a hitaben
Firavun gibi tanrılık iddia eden bir kral karşısında bile yumuşak dille hakikati anlatmaları istenmiştir. Evet, Hazreti Musa'ya Cenab-ı Allah Firavun'a yumuşak dille hakikati anlat diyor. Zalim bir kral böyle istiyor Allah-u Teala. O zalime dini, efendim, hakikati anlatırken yumuşak davranmayı istiyor. Diğer taraftan baktığımızda Kur'an-ı Kerim aslında Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben, sözün en güzeli olarak nitelenmektedir. Aynı çerçevede Allah Resulü ahsenül kelamü kelamullah ve ahsenül hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, sözün en güzeli Allah'ın kelamı. En güzel yol da Muhammed'in yoludur buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla konuşmalar nitelik ve nicelik açısından bu iki kaynağın verilerine, yani Kur'an ve sünnetin verilerine, ilkelerine uyum gösterdiği nispetle değer ve güzellik kazanacaktır. Çünkü Müslümanın Allah katındaki değerini artıran özelliklerinden birisi de hiç şüphesiz güzel sözlü olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e ve onun şahsında aslında bütün Müslümanlara Cenab-ı Hak "Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen." Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle, sözle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et buyurmaktadır. Ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'de ayetlere baktığımızda başta kelime-i tevhid olmak üzere her türlü hayırlı ve güzel sözü, kökü sağlam, dalları semaya uzanan ve her zaman meyveye duran ağaca benzetiyor Allah-u Teala. Başta şirk olmak üzere değerli kardeşlerim, her türlü kötü sözü yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan köksüz bir ağaca benzetiyor Yüce Rabbimiz. Bir gün sevgili peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'a inananların hangisi daha faziletlidir?" diye sorarlar. İslam'a inananların hangisi daha faziletlidir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men selimel müslimune min lisani ve yedi." Dilinden ve elinden gelecek kötülükler konusunda Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurur. İyi Müslüman, kıymetli kardeşlerim, diliyle başka insanları incitip zarar vermediği gibi kendisini ilgilendirmeyen konularda da mümkün olabildiğince az konuşur. Lokman Aleyhisselam'a bulunduğu mertebeye nasıl ulaştığı soruluyor. "Ey Lokman, bu mertebeye nasıl geldin? Nasıl böyle yüce bir mertebe elde edebildin?" diye kendisine sorulduğunda o doğru sözlülükle, emaneti ehline teslim etmekle ve kendimi ilgilendirmeyen konularla meşgul olmamakla, kendimi ilgilendirmeyen bir işle meşgul olmam, beni alakadar etmeyen bir şey hususunda söz sarf etmem cevabını veriyor. Ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, değerli kardeşlerim, Müslümanların sözlerinde belli bir seviyenin olmasını sağlamak amacıyla, yani söz söyleme hususunda belli bir seviyede olmalarını sağlamak kastıyla, amacıyla ümmetini uyararak "Ela unebbiyukum bişirarikum fegâlehumü thertârûnel müteşeddigûn." "En kötü olanlarınızı size haber vereyim mi? En kötü olanlarınızı size haber vereyim mi? Onlar
gevezelik eder ve söylediğine dikkat etmeden konuşurlar. Gevezelik edip ne söylediğine dikkat etmeden gelişi güzel konuşanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içimizdeki en kötü insanlar olarak değerlendiriyor. Ayrıca Resul-i Ekrem başkalarını güldürmek amacıyla yapılan anlamsız, gerçek dışı ve boş konuşmaları da yasaklıyor değerli kardeşlerim. O men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyegul hayrun evli yasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya sussun prensibiyle Müslümana kendini kontrol etme yeteneğini kazandırmak istemiştir aslında. İnsan ağzından çıkan cümlenin bir fayda sağlayıp sağlamayacağını tartmalı. Önce düşünmeli, sonra konuşmalı. Bin düşünüp bir söylemeli. Söyledikleri eğer iyiliğe vesile olmayacaksa, hatta zarar verecekse susmalıdır. Söz söylerken tabi zaman zaman insan nüktede yapacaktır. Espriye de yer verecektir ama katılanların arasında ortamda bulunanların onur ve şahsiyetlerini rencide etmemelidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin söz verme buyuruyor. Ve insanları yüzü koyun veya burunları üstüne süründürerek cehenneme dolduran dillerinin kazandığından başkası değildir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, insan kendisine verilen en büyük nimetlerden birisi olan konuşabilme, söz söyleme yeteneğini Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanmaya gayret etmelidir. Zira Hazreti Peygamber'in bu konudaki değerlendirmesi bunca sözü özetlemeye yetecek kadar açıktır aslında. La yestagimu imanu abdin hatta yestagime kalbu. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Ve la yestagimu kalbuhu hatta yestagime lisanu. Ve dilimiz, sözümüz, konuşmamız doğru oluncaya kadar da kalp doğru olmaz. Kalbimiz, insanın kalbi dost doğru olmaz. Ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bu sohbetimi bitirmek istiyorum. Bu duası da bize gösteriyor ki onun konuşma konusunda hata yapmamaya ne kadar önem veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ın muhafazası, müdafası üzerimizde daim olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.